Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. Ucube gösterileri Avrupa ve Amerika'da çok uzun yıllar boyunca yapıldı. Kılıç tutma, ateş yemi gibi dikkat çekici fiziksel özelliklerin dışında bir yan gösteri konumda olan ucube şovları 16. yüzyılın ortalarında İngiltere'de başlamıştı. 17. yüzyılda Lazarus ve Johannes ismindeki bu ünlü yapışık kardeşler İtalyan asıllılardı. Bu ilginç özellikleri sayesinde İskoçya, Danimarka ve Almanya'da gösteriler yaptılar. Daha sonra Avrupa'yı karış karış gezdiler. Hatta bizim yaşadığımız topraklara dahi geldiler. Sakallı kadınlar, cüceler, ıslakoz eller, dört bacaklı kadınlar, kafasını 180 derece döndürebilenler, başta ABD ve İngiltere olmak üzere birçok ülkede yeni bir kazanç kapısı yarattılar. Özellikle 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başları ucube gösterilerinin zirve noktasına ulaştığı yıllardı. Bu tür fiziksel, zihinsel ve davranışsal sorunlar aslında göstericilerden ziyade sirk patronlarını zengin etti. Asıl kahramanlar eziyet çekip düşük ücretlerle çalışıyorken patronlar milyoner oluyorlardı. Bu gösteriler o yıllarda çok seviliyordu. Günümüzde ise başta Amerika olmak üzere birçok ülke için bir utanç kaynağı. ...1890 yılının bir sonbahar günü günümüzdeki Polonya'da dünyaya geldi. Ailesi ona Stefan Bibrowski ismini uygun görmüştü. Aslında o ismi pek kullanmayacaktı. O çok daha başka bir isimle bilinecekti. Stefan doğduğunda yaşadığı yer olan Polonya'nın kuzeydoğusundaki Bielsk ayağa kalkmıştı. Çünkü bırakın kasabayı, ülke bile onun gibi bir bebek daha önce hiç görmemişti. Yüzü neredeyse hiç görünmüyordu. Bedenindeki her boşluktan kıllar fışkırmıştı. Stefan, insanlar tarafından hor görülmeyi, ailesi tarafından terk edilmeyi ve kaldığı şöhreti bu özelliğine borçluydu. Hiçbir suçu yoktu. Yalnızca farklı bir fiziksel özelliğe sahip olduğu için kendisine ahmakça ithamlarda bulunuldu. Stefan'ın her yerini kaplayan kıllar ailesi tarafından utançla karşılanmıştı. Doğduğunda vücudunu kaplayan 2,5 cm uzunluğunda kıllar vardı. Bu anormalinin sebebi neydi? O yıllarda bunun cevabı basitti. Bir lanet. Düşünme yetisinden muaf olan herkes yanıtı bulmuştu. Ama bu durumun asıl sebebi hipertrikozdu. Çok nadir görülen bir rahatsızlık. Aslında 17. yüzyıldan beri bilinen bir durumdu. İlk kaydedilen hipertrikoz vakası Kanarya Adaları'nda yaşayan Petrus Gonsalus'tu. Gonsalus'un iki kızı bir oğlu vardı ve hepsi de hipertrikozdu. 1642'de belgelenen ilk vakadan 1940'lara kadar bilinen toplamda 50 vaka vardı. Stephen'ın babası Michael bu durumdan eşi Benedict'i sorumlu tutuyordu. Michael'a göre eşi Benedict bir aslanla birlikte olduğu için oğlu bu halde dünyaya gelmişti. Başka bir iddia göre de hamileyken bir aslanla birlikte olmuştu. Stephen'ın görüntüsü babası için bir utanç kaynağıydı. Stephen elinde olmayan bu durum yüzünden eve kapanmıştı. Dışarıya pek çıkmıyordu. Her yerini kaplayan kıllar onu eve hapsetmişti. Söylentilere göre annesi bile evladını sevmiyordu. Onu hiç kucağına almamıştı. Stephen henüz 2 yaşındayken babası ondan kurtulmak için planlar yapmaya başlamıştı. Stephen 4 yaşına geldiğinde babası bir sirk görevlisiyle anlaştı. Ve oğlunu Ziedelmeyer ismindeki Alman bir sirk görevlisine verdi. Ziedelmeyer Stephen'dan nasıl yararlanabileceğini çok iyi biliyordu. Hemen ona bir sahne ismi buldu ve Avrupa turnelerine çıkardı. Stefan Bibrowski'nin yeni ismi Aslan Yüzü Çocuk oldu. Aynı zamanda Lionel olarak da bilinirdi. İlk turnesine çıktığında Stefan'ın saçları 28 cm'ydi. Yüzündeki diğer kıllarsa 10 cm civarındaydı. Stefan'ın yüzü neredeyse tamamen saçlarla kaplıydı. Ellerinin avuç içi ve ayak tabanları istisna yerlerden bazılarıydı. Stephen 1901 yılında ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Barnum ve Bailey ismindeki popüler bir sirk ile anlaşmıştı. O yıldan itibaren Amerika'da gösterilere başladı. Ara sıra da Avrupa'ya dönüyordu. Gösterilerinde jimnastik hileler yapıyordu. Görünüşün aksine çok nazik ve kibardı. Gösteri sırasında sık sık insanlarla konuşurdu. Bu gösteriler ona çok şey katmıştı. Stephen turneler sırasında kendini geliştirdi. İyi bir eğitimi vardı ve bazı kaynaklara göre 5 dil biliyordu.
Yıllar sonra Barnum ve Bailey Sirki ile Ringling kardeşler güçlerini birleştirdikten sonra Dünyanın En Harika Şov isminde bir gösteri çıkardılar. Şovun en ünlü şovmenlerinden biri aslan yüzlü adam olarak bilinen Stephen Bibrowski'ydi. Ucube gösterileri dünyanın en büyük şovunun yan gösterileriydi. Gösterilerin karanlık tarafıydı. Sirkin sahibi Phineas Taylor Barnum, Stephen'ı yarı aslan, yarı insan olarak ilan ederdi. Kurnaz sirk yöneticileri, ucube gösterileri yapan bu insanları yıllarca sömürdüler. Çok kötü şartlar altında çalışıyorlardı. Çoğu durumundan memnun değildi. Çünkü sirk sahipleri milyonlar kazanırken onlar karın tokluğuna çalışıyorlardı. Pis yerlerde yatıyor, kötü yemekler yiyor ve sürekli uzun seyahatlere çıkıyorlardı. Çoğu zaman yeterince dinlenme fırsatı bulamadan kendilerini sahnede buluyorlardı. Öte yandan bu kötü koşullara rağmen gösterilerden ve kariyerinden zevk alan birkaç isim vardı. Onlardan biri de aslan yüzlü adam Stephen Bibrowski'ydi. Stephen bu sayede insanlarla iletişime geçebiliyor, yalnız ve karanlık dünyasından sıyrılarak gösteri saatlerinde biraz nefes alıyordu. Stephen doğu kıyılarında gösteri yapıyordu. Çoğunlukla tahta üzerinde yürür, akrobatik hareketler yapardı. İnsanlarla o kadar iyi anlaşıyordu ki, yan gösteri yapmasına rağmen birçok insan bilet alırken onun ismini veriyor, aslan yüzlü adama geldim diyordu. 1907 yılında sözleşmesi sona erdi. Stephen o tarihten sonra Alman Zidelmayr ile birlikte Berlin'e taşındı. Zidelmayr onu dünya ünlü Bal Müzesi Panoptikum'a götürdü ve burada sergilemeye başladı. Stephen birkaç yıl sonra yeniden Amerika'ya döndü. Bu fotoğrafta aslan yüzlü adamın saçının en uzun halini görüyorsunuz. Stephen'ın hayatı ucube gösterilerinin bir parçası olarak geçti. Döneminde oldukça popülerdi. Ailesinden görmediği sevgi sirklerde gördüğünü söylüyordu. Hipertrikoz ya da kurt adam hastalığında vücudun birçok yeri saçlarla kaplanır. Stephen'ınki gibi aşırı durumlarda bu saçlar çok daha uzun olur. Sakallı kadınlar, kurt adamlar veya köpek yüzü çocuk Jojo gibi diğer tanınmış isimler en çok bilinen örnekler. Stephen Bibrowski oldukça kısaydı. Gençlik yıllarında saçlarından kurtulup iyi bir eğitim almak istiyordu. Hedefi diş hekimi olmaktı. Hayatı ise tam bir muammaydı. Bazıları annesinin onu bırakmadığını söylüyordu. Sadece daha iyi bir hayat yaşayacağını düşündüğü için onu özgür bırakmıştı. Bazıları ise ailesinin onun hayatında büyük bir yer tuttuğunu söylüyordu. Aslan yüzlü adam New York'taki bir otelde kaldığı sırada yangın çıkmıştı. Otelden ilk tahliye eden isim aslan yüzlü adam olmuştu. O yangında saçlarının büyük bir kısmının yandığı iddia edilir. Stephen, eğer bu kıllar kesilirse herkes benim sıradan bir adam olduğumu görecektir demişti. Bu yangın olayı aslan yüzlü adamın gösterilerden çekilmesine neden olmuştu. Tahminen 1912 yılında sirk gösterilerine uzun bir ara verdi. Bu ara neredeyse 10 yıl sürdü. 1920'lerin başına gelindiğinde New York'taydı. Gösterilerine devam ediyordu. Luna Eğlence Parkı'nda yaklaşık 5 yıl kadar gösteriler yapmaya devam etti. Yaşı 30'u geçtikten sonra bedeni tehlike sinyalleri vermeye başlamıştı. Bir takım hastalıklarla boğuşuyordu. Eski enerjisi yoktu. Her defasında zevk alarak çıktığı gösteriler artık ona bir işkence gibi geliyordu. 1920'lerin ortasında, yani geri dönüşünden sadece birkaç yıl sonra emekli olmaya karar verdi ve gösteri kariyerini sonlandırdı. Aslan yüzlü adam daha sonra Berlin'e taşındı. Berlin, altın yüzlü adam için son durak olacaktı. Aslan yüzlü adamın ölüm tarihi biliniyor. Ancak neden öldüğü konusu tam olarak net değil. Onun dünyaya veda ettiği tarih 1932. Nazilerin iktidara gelmeden evvel zihinsel ve fiziksel engellere işkence ettikleri söyleniyordu. O yüzden aslan yüzlü adamın ölümünde parmaklar olabileceği düşünülüyor. Bir diğer sebep ise kalp krizi. Aslan yüzlü adam 88 yıl önce bu dünyaya veda etti. Hikayesi oldukça trajikti. İçerisinde birçok hayat dersi vardı. Videoyu beğendiyseniz
Lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.